Selamlar arkadaşlar. Böyle gibi sorular hoşuma gitmedi diye cevaplayayım. Ama o kadar çok geldi bana ki dedim okey cevaplayacağım. Şimdi çok sorular geliyor bana. Hocam bu adam ilaçlı mı? Şu adam ilaçlı mı? Şu adam steroid alır mı? Şu adam aptal aptal sorular geliyor. Mesela bu Craig Lake'dir, David Craig'dir ne boktur ismi. Yani bir tane daha fitnessçi var. Ünlü. Ben tanımıyorum yani, ben bilmiyorum yani ama come on man. Görünen köy kılavuz ister mi ya? Görünen köy kılavuz ister mi ya? Come on. Bana soruyorsun stupid questions. Ama şimdi Ege Fitness için çok soruldu bana bu soru da dedim en nihayet ben cevaplayacağım bu konuyu. En nihayet ben seninle sonra ben bunu cevaplayacağım. Okay? Okay. Ege Fitness İlaç alıyor mu? Ve açık açık size söyleyeyim. Tasikime. Ya tasikime. Alright. Alabilir, almayabilir. Ama madem ki sordunuz. Madem ki sordunuz bir ufak analiz yapalım. Okay. Şimdi bakın. Ege Fitness her zaman aynı size'dır değil mi? Her zaman aynı size'dır. Ve her zaman biraz karın kasları her zaman görünüyor değil mi? Baktığına kendini sokakta diyecek misin bu adam vücutçu mu? Yanlış anlaşılmasın atletik bir vücudu vardır. Gayet iyi bir atletik bir basketbolcuya benziyor. Okay? Ama diyecek misiniz bu adam bodybuilder'dir? Diyebilin ki evet bu ağırlık antrenmanı yapar. Evet. Biraz ağırlık antrenmanı yapar ve atletiktir diyeceksiniz değil mi? Şimdi bu sene ben gördüğümü göre Ege'nin en iyi formunu gördüm. Ege'nin eskiden ne yapardı? McDonald's yerdi, onu yerdi, bunu yerdi. Cheat meal'ler çok yapardı. Kalori ölçüsüm yapardı. Şey derdi ama anladığım kadarıyla bu sene carb cycling'i keşfetti. Ve anladı ki düşürünce, dalgalandırınca karpları hem vücut daha güzel kurur hem yüklemede daha iyi pump olursun. Şimdi bir adam yağ seviyesi düşükse ve karpları düşürttüyse ve yağ seviye düşüktür ve bir anda karpları yükler adam damarlanır. İster steroidli ol, ister steroidsiz ol. Bla bla bla. Şimdi millet diyor bana ama ne kadar çok damarlandı öyle. Olabilir mi ya öyle? Ya olur çünkü adam düşük karblara gitti. Bir sonra da başladı düşük karbonhidratları düşürüyor böyle. Düşüyor, boşalıyor. Sonra çıkışta yüklüyor karbonhidratları. Carb cycling dedik buna. Karbonhidratları dalgalandırıyor. Hem metabolizması için iyidir. Şaşırır. Bir daha glikojen depoları boşaltır, şişirir. Boşalır, doldurur. Sağ ol. Evet, gayet mümkündür. Doğal olsun. Gayet mümkündür. Doğal olsun. Bakınca da çok da büyük bir vücut yok. Ve yaşı da genç ve testosteronu da yüksek ve genetiği de fena değil. So, neden olmasın? Neden doğal olmasın? Şimdi doğruya doğru. Amerika'da SARMS'lar çok popülerdir ve birçok insanlar SARMS kullanıyor. Birçok insanlar ben biliyorum ki SARMS kullanıyor ki Ege gibi benziyor. Şimdi Ege SARMS alabilir mi? Alabilir. Gizlini alabilir mi? Alabilir. Almayabilir de. Ama bize ne? Yani sonuçta alsa veya almasa sonuçta emek var mı ortada? Sonuçta emek var mı ortada? Var. Değil mi? Ve çok emek var. Ne isterse alsın tamam mı? Veya almasın sonuçta o forma getirmek yani emek ister. Ve o eminim ki her yediğine başladı dikkat etsin.
yemeklerini dartsın, dansın vesaire vesaire. Ve güzel form yakaladı ve dediğim gibi en iyi formunu gördüm bu sene. Yani daha önceden hatta derdim, daha önceden eskiden derdim bu çocuk tam kuruyamazdı. Bu sene beni sürpriz etti, beni şok etti ve gösterdi ki bir adım daha ileri gidebilir. Ne güzel. Yani Klen bir troll alabilmiş olabilir mi? Alabilir ama almayabilir de. Yani bunlar o kadar muazzam değil ki. Yani verdiğin emek ve yaptığın diyet daha büyük bir muazzamdır. Ve onu takdir edeceğimize millet kıskanıyor. Kıskanıyor ve bu bariz belli kıskançlıktır. Şimdi ben Ege'den çok daha iyi natural vücutçular bilirim. Ya adamlar biliyorum İngiltere'de Jamaikalı kökenden veya Nijerya kökenden ki adamlar spor salonuna bile gitmedi. Spor salonuna bile gitmedi. Ya inşaatta çalışır, turla dizer ya başka bir bok yapar ve bakınca adama den ki fuck man bu ne kadar sene antrenman yapıyor, ne ilaç kullanıyor ve adam doğru düzgün bile beslenmiyor. Yani öyle öyle genetikler de vardır ve gerçekten vardır ve kendi gözümden gördüm. Ne için? Çünkü ben İngiltere lisede de okudum. Bizim lise zamanımızda biz o zamanlarda o kadar saftık ki biz zannederdik ki Arnold bile doğalıydı. Ya 30 yıl önce. So please emeğe saygı. Adamların emeklerine saygı göster. Tamam mı? Ve alırsa da almazsa da yine de takdir etmek lazımdır. Bence almıyor. Ama alsa da bana ne? I don't give a fuck. Siz de önündekiniz pilavınıza bakınız ya. That's all I gotta say baby. Peace out.